29. Bölüm Fırının Külleri. O çılgın adam o kadar kötü ki davranışları yüzünden aptal kızı kaçırdı. Kim bilir nereye gitti. Ben onu nereden bulacağım? Nereden? Umarım vahşi bir hayvan onu parçalar da hepimiz kurtuluruz. Azra! Azra! Nereye gittin deli kız? Allah'ım sen beni gazabından koru. Bunlar hangi cehennemden geliyor? Cin misiniz, insan mı? Müslüman mısınız, kafir mi? Beni dövmeyin. Beni öldürmeyin. Ben basit çıplak ayaklı bir çiftçiyim. Yiyecek yemeği bile zor buluyorum. Korkmana gerek yok kardeşim. Biz ne ciniz ne de kafiriz. Üstelik haydut da değiliz. Biz emir muhtarın askerleriyiz. Muhtarın askerleri mi? Peki neden hiçbirinizin zırhı yok? Miğferleriniz nerede? Emir muhtarın askerlerinin daima zırh kuşandıklarını duymuştum. Doğru duymuşsun. Bir askerin kalkanı zırhı ve miğferidir. Ama bu durumda bizim kılık değiştirmemiz için bir sebep göremiyorum. Şimdi beni çok iyi dinle. Bütün gece birkaç kaçağın peşinde at bindik. İzleri onların buraya geldiklerini gösteriyor. Bu civarda gizlice yolculuk eden iki yabancı adam gördün mü ihtiyar? Bu aralar ne gördüysem dönüp dolaşıp benim başıma bela oluyor. İyi ama neden bu kadar üzgünsün? Çünkü çok çaresizim. Dilsiz kızımı arıyorum ama hiçbir yerde bulamıyorum. Peki kızına ne oldu? Ortalıktan kayboldu. Dün gece bir anda kaçıp gitti. Ve şimdi her yerde aradım ama bulamadım. İhtiyar sana nasıl yardım edebiliriz? Yolumdan çekilin yeter. Eğer beni sorguya çekmezseniz kendi derdime çare bulabilirim. Git o zaman. Yolun zaten açık. Kalk başımız büyük belada. Ne var? Oyuna çık adını yola getirebildiniz mi? Ok atarı. Ne olur kalk. Muhtarın askerleri burada. Bana sorarsan muhtarın askerleri buraya seni yakalamak için geldi. Muhtar mı? Doğru mu duymuşum? Evet öyle dedim. Hadi kalk artık. Uyanmalısın. Başımız büyük belada. Aman Allah'ım, olamaz. Lütfen bana yardım et akrabam. Bana yardım et. Hemen köyden çıkmam lazım. İyi ama nasıl? İmkansız. Bütün köyün etrafını sardılar. Koyun sürünü otlatmak için çıkar. Ben onların arasına karışırım. Benim öyle büyük bir sürüm yok ki. Elimde sadece 10 keçi, 2 koyun var. Geriye bir tek yol kalıyor. Hangi yolmuş bu? Senin ölmen gerekiyor. Ölmem mi gerekiyor? Kızım. Asla. Benim güzel
güzel kızım. Neden yaptın? Kendine nasıl kıydın? Zavallı kızım, ne yaptın o benim zavallı kızım? Güzel kızım. Kızım vasiyetinde şöyle yazmış. Asla. Onu benim ve annesinin gömmesini istiyor. Başkasını istemiyor. Lütfen gidin. Asla. Lütfen gidin. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize çok teşekkür Neden ederiz. Yaptın kızım? Allah dualarınızı kabul etsin. Hepinizin. Neden kıydın kızım? Ölen kişinin vasiyetine uymak adettendir. Azra, ben ve anne tıpkı kızım. İstediğin gibi seni toprağa vereceğiz kızım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dinleyin kardeşlerim. Peygamberin torununu iki katilinin köyünüze saklandığını düşünüyoruz. Herhangi bir yerde gizleniyor olabilirler. Belki bir ağılda ya da başka bir yerde. Eğer hepiniz bize izin verirseniz köyü ve civarını aramak istiyoruz. Tabii efendim, neden olmasın? Dur, hadi gidelim. Değil. Değil mi? Hayır. Ama peki Azra nerede? Ben de bilmiyorum. Köyde bakmadığım tek bir yer kalmadı. Ama ona ait hiçbir iz bulamadım. Sanki yer yarıldı da içine girdi. O zaman bu kimin cenazesi? Şeyh Sena'nın. Muhtarın askerleri onu tutuklamaya gelmiş. Ben de onu kefenin içine saklamak zorunda kaldım. Askerler gitti mi? Gidiyorlar. Onlar uzaklaşana dek sesini çıkarma. Tedbiri elden bırakmayalım. Sabırlı ve sessiz olmaktan başka çarem yok. Şeyin peşine düşmüş. Ben nereden bileyim? Tabii ki biliyorsun. Sen onun işlediği suçlara ortak mı olmak istiyorsun? O Zehra'nın oğlunun katillerinden biri. Saçmalamayı kes. Hüseyin'i öldürülürken kim görmüş? Ben buna inanıyorum. Ben insanlardan duyduklarıma inanıyorum. Dün gece bu hayvanın benden ne istediğini bilseydin, onu şu mezara canlı canlı gömerdin. Kadın dur, ne yapıyorsun? Toprağa dökme, dur. Hey dur, toprağa dökme. Kadın dur diyorum sana, yapma, dur diyorum. Dur. Ne yaptığını sanıyorsun sen, dursana, dur. Yeter, yapma, dur diyorum. Hani Azra ölmüştü? Mezarından kalkıp gelmiş. Ölen kız dirilip geri gelmiş. Galiba o yaşlı adam bizi kandırmak için kendince küçük bir oyun düzenledi. Benimle gelin.
Gerçekten çok ilginç. Bir köpek kadar da güçlü. Neden ona yardım etmeye çalıştın? Bizi bağışla komutan. Biz ailecek masumuz. Masum musun? Sen kaçmasına yardım ettiğin bu lanetli adamın aslında kim olduğunu biliyor musun? Evet. Hüseyin'in başını kestiğini söylemişlerdi. Ve sen bunu bilmene rağmen kaçmasına yardım etmek istedin. Ne yapabilirdim ki? O benim efendim. Ve çok güçlüdür. Ve altın vererek kızımı satın aldı. Karın da kızın da kötülük yüzü görmesin. Sırt çantamı altın ve gümüşle doldurmanızı istiyorum. Çünkü ben bayrak taşıyan kralı öldürdüm. Ben ailesi herkesten daha üstün olan o kişiyi kendi ellerimle öldürdüm. Sırt çantamı yakutlarla ve zümrütlerle doldurmalısın. Çünkü ben Hüseyin'i, Allah'ın aslanının oğlunu öldüren kişiyim. Yaşanıyor artık. Çabuk yakalayın şunu. Emirim. Mübarek olsun. Eşkıyanın başını getirdim. Hem sana hem de Hüseyin'e büyük kötülük yapmıştı. Şemir İbn-i Zülzişan'ın kellesi. Şemr öldü. Adalet yerini buldu. İşe bakın. Şemr ölmüş. Aleyküm selam Şemr'i öldüren kişi. Teşekkür ederim kahraman. Zaferin Allah'a secde etmeyi gerektiriyor. Ebu Muflis. Hüseyin'in katillerinin listesini aç. Ve Şemr'in isminin üstünü çizelim. Peki emir. Senan İbni Anas'ın ismini de çizin. Görünüşe bakılırsa isyanı bastıran tek kişi olarak tarihe geçmek istiyorsun. Hüseyin'in katilleri için emirim, Kıyan Ebu Umre Azrail anlamına gelir. O zaman şeytana dikkat et komutan. Ben şeytandan korunmak için Allah'a sığınırım. Biz devletin askerleriyiz. Açın şu kapıyı. Allah size ve emirinize lanet yağdırsın. Bizi sürekli rahatsız etmekten bıkmadınız mı artık? Neden buraya gelip duruyorsunuz?
Allah huzurunda yemin ederim ki Kuli adındaki o lanetli adam bu evi terk edip çöle gideli bir aydan fazla zaman oldu. Bunu geçen defa geldiğinizde de size söylemiştim. Neden onun yaptıklarının sorumlusu biz olalım ki? Sürekli gelip giderek musallat oldunuz. Bu evi hemen aramak için elimde yazılı emir var. Eğer derhal kapıyı açmazsanız duvarlardan tırmanarak yine de gireceğiz. İnsanların evine tırmanarak girmek sizin için sıra dışı bir şey değil. Aslında eve kapıdan girme isteğiniz tuhafıma gitti. İçeri girin. İstediğiniz yeri arayın. Bunu sana bir kez daha soruyorum genç kadın. Kuli nerede? Hangi deliğin içine saklandı? Sormaktan bıkmadın mı ahmak? Sana daha kaç kez söyleyeceğim? Bu evi daha önce defalarca aramadınız mı? Bu evde iki kadından başka kimse yok, tamam mı? Bence sözlerine dikkat et. Evin her karışını arayacaksınız. Kutuların, çuvalların, dolapların içine ve kilere bakın. Sakın tuvalet çukurunu unutayım demeyin. O korkunç adamın tuvalet çukurunun içinde saklandığından kesinlikle eminim. Sen evin cariyesi misin? Hayır, ben hane halkından. Evin ikinci eşi ve kocamın gözdesi o. Kocan Kuli nerede biliyor musun? Sizi buraya getirenin Kuli'nin kokusu olduğu kesin. Bu kokuyu takip edin. Onu mutlaka bulursunuz. Beni dinle kadın. İstersen bu evin toprağını elekten geçirebilirim. Ya da tamamını ateşe vererek kül haline getirebilirim. Ben işlediği suçlar çok açık olan Kuli'yi istiyorum. Bana ikinci eşinden daha sağduyulu geldin. Lanetli adamı göster de bu patırtı bitsin. Biliyor musun, sen gerçekten tuhaf bir komutansın. Geçen defa buraya geldiğinizde Kuli zaten evdeydi. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun ha? Ona neler söylüyorsun böyle? Onun varlığının benim için önemi yok Hura. Kuli senin kocandı. Benim de işkence meleğim. Cehennemin dibine gitsin. Ocağa bakmalıyız. Kuli! Aşağı in! Artık bizden kaçamazsın. Ya aşağı inersin ya da seni kebap yaparım. Ocağa odun koyun. Ateşin sıcağı onu aşağı indir. Peki emirim. Seni lanet olası aptal demek beni sen soktun kız. Akşam gel buraya, kaçma. Seni lanet olası. Koynumda yılan varsa işim eğer.
hakkı para bunun. Yaparsan seni diri diri gömeceğim. Elimden kurtulamayacaksın. Seni akrep. Bırakın beni. Seni hain. Allah seni lanetlesin aşağılık adam. Bari hayatının son anlarında insan gibi davranmaya çalış pis yılan. Belki günahlarından bir kısmı affedilir. Kadınları da götürüyoruz. Bu adamın işlediği suçlara hepiniz şahitlik edeceksiniz. Yemin ederim ki bu aptalın nerede saklandığını bilmiyordum emirim. Kimin aklına gelirdi? Kimseye fark ettirmeden gitmiş ocağın bacasına saklanmış. Yine de yalan söylemekle suçlanacaksın. Bir de terbiyesizlik suçu var. Eğer masumsan serbest bırakılacaksın. Gidelim. Kuli İbni Yezid Asbahi, Kerbela'da yapılan haksız savaşta aktif olarak düşman saflarında yer almakla Cafer İbni Ali'yi ve Osman İbni Ali'yi öldürmekle suçlanıyor. Bundan başka Hüseyin İbni Ali'nin başını Kerbela'dan Kufe'ye götürmüş, Kufe'ye giderken yol boyunca her yerde sergilemiş, Kufe'de meydanda bir tören tertiplenmiş, baş açıkça herkese gösterilerek aşağılanmaya çalışılmıştır. Bu mahkemede Efendimiz Hüseyin'in kafasını getirdiğine dair tanıklık edecek iki kadın şahit var. Onların ifadesinde bazı deliller olabilir. Ve bunlar suçlanan kişinin alacağı cezanın büyüklüğünü etkileyecektir. Kerbela'ya gitmeden önce ve döndükten sonra Kuli'nin neler yaptığını bize açıkça anlatmalarını istiyorum. Evet hanımlar, gerçeği söyleyeceğinize dair yemin etmeniz gerekiyor. Doğruyu söyleyeceğime yemin ederim. Allah benim şahidim olsun. Dinliyoruz. Gitmeden önce Kuli Hura'yla konuşurken şöyle bir söz verdi. Savaşta elde edeceği ganimetlerle ona Küfe'de büyük bir eğlence yeri açacaktı. Ve Hura burada oynayacaktı. Onlar konuşurken duydum. Ne söyledilerse hepsini duydum. Verdiğin sözlerin hepsi yalan. Beni Şam'dan ayrılıp Küfe'ye gelmem için kandırdın, şimdi de ölmem için eve hapsettin. İstediğin bu mu? Allah korusun, hiç olur mu? Kuli sana kurban olsun. Gidişimin hemen öncesinde böyle kötümser olmasana güzelim. Keşke eve duyduğum özlemi anlayabilsen. Bu şehirde resmen hapsedilmiş gibiyim. Eğer şarkı söyleyip oyun oynamazsam ölürüm. Neden susuyorsun hayatım? Söyle hadi. Bana bir şarkı söyle. Şam'daki o eğlence yeri ve oradaki sahnede oynayan o kadın hala hayallerimi süsleyip duruyor. Hayatım, anlamıyor musun? Sen ne istersen hemen yapar. Küfe'de bir eğlence yeri yapacağıma söz verdim sana. Onu da yapacağım. Sen eğlence adamısın Kuli. Savaş sana göre değil. Ama savaşta dövüşmem gerekmiyor ki. Sadece savaşanların arkasında kalan ganimeti toplayacağım. Bu savaştan sadece rüyalarınızda görebileceğiniz türde hediyeler getireceğimden emin olun. Dönüşümü bekleyin. Göreceksiniz bak. Neresi? Şu gitmek istediğin yer. Aa, Neynama denilen yer mi? Hayır. Orası Küfe'ye çok yakın. Yani fazla uzağa gitmiyorum. Peki bu ne kadar sürecek? Birkaç günden fazla sürmez. Yakında yine yanında olacağım. Beni hiç merak etmezsen. Sakın cephe hattına yaklaşayım deme, olur mu? Bana senin ölüm haberini getirirlerse buna dayanamam. Ben henüz Hura'mı terk edip savaşa gidecek kadar delirmedim. Anladın mı beni? Benden gerçekten böyle bir şey bekler miydin? He? Savaş insanları öldürür.
Dövüşmeyi bilmeyip de savaşa giden kişi başarısız olmaya mahkumdur. Hayatımın sonuna kadar savaşta sakat kalmış bir adamla birlikte olmayı istemem. O yüzden dikkatli ol. Görünüşe bakılırsa sen benim dövüşte yetenekli olduğuma inanmıyorsun. Evet, sarhoş olduğum doğru ama savaşmakta kötü değilimdir. Hem savaşa gittiğim zaman sarhoş olmamak gerektiğini de iyi bilirim. Sen neden ağlayıp duruyorsun be kadın? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun Kuli? Hüseyin'e karşı savaşacaksın, sonun kötü olacak. Yemin ederim ki Hüseyin'e karşı kim savaşırsa sonunda başarısız olmaya mahkum. Kapa çeneni be! Sana fikrini soran oldu mu? Senin Ali yandaşlığın gözünden yıllardır birbirimizden ayrı yaşıyoruz. Seni hala boşamadım çünkü sana acıyorum. Yani burada yaşamak istiyorsan sızlanmayı kesip iyi bir köle olacaksın. Ben burada yokken Hura senin hanımefendin olacak. Hürmette kusur ettiğini duyacak olursam geri döndüğüm zaman seni yakalar, ellerini ve ayaklarını bağlarım, tamam mı? Bana söylediklerini size aktarmaktan utanıyorum. Çok kötü şeylerdi. Buraya yarım akıllı bir kadın getirdiniz ve sonra onu kolayca kandırarak burada aleyhimde konuşturuyorsunuz. Yalan yanlış ifadeler verdiriyorsunuz. İddialarınızı bu şekilde mi kanıtlayacaksınız yani? Sizin adalet dediğiniz şey bu mu? Beni öldürmek istiyorsanız hemen şimdi öldürün. Başkalarının canını sıkmayın, öldürün beni, hadi öldürün. Bu kadının bana neden kızgın olduğunu biliyorum. Burada yaptığı tanıklığın arkasında kıskançlık var. Adalet duygusu körelmiş. Peki Şamlı kadının şahitliğine ne diyorsun? Hura'nın şahitliğini kabul ediyorum. O her şeyi doğru anlatacaktır. Aklanmama yardım et Hura. Hanımefendi, doğruyu söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Evet, yemin ederim. Allah'ın huzurunda doğruları anlatacağıma yemin ederim. Kuli'nin savaşa yağma yapmak için gittiği ve geri döndüğü zaman bana bir eğlence yeri açacağına dair söz verdiği iddiası tamamen doğrudur. Nasıl? Kuli beni bu tür sözlerle kandırdı ve Şam'dan Kufe'ye getirdi. Kuli Kufe'ye gitmek istediği gün onu caydırmak için çok uğraştım. Benim muhalefetimin Hüseyin'le hiçbir alakası yoktu. Hayır. Çünkü o zaman Hüseyin'i bilmiyordum. Şimdi de tanıyor musunuz deseniz cevabım hayır olur. Kuli Hüseyin'in başını taşıyarak eve geldiği gün Hüseyin'in gözlerinin içine baktım ve içim titredi. Sanki yaşıyor gibiydi. Bakışlarında öyle bir haşmet vardı ki sanki ölümün ötesindeydi. Kuli savaştan döndüğünde omzunda sallanan bir çuval vardı. Bana uzaktan seslendiğinde bu çuvalın bileziklerle, kolyelerle ve diğer değerli şeylerle dolu olduğunu sanıp çok sevinmiştim. Hura! Neredesin Hura? Ah, sen misin Kuli? İçi dolu bir çuvalla geldim. Sana yakutlar ve mücevherler getirdim. Yakutlar ve zümrütler kadar değerli bir şey vereceğim sana. İsmimi söyleyerek bana doğru koş bakalım. Kuli diye bağırarak koş. Kuli! Allah'ım, sen gülümseyince içim eriyor. O tatlı dudaklarında ismimi söylemene bayılıyorum. Hadi bana bir daha Kuli de. Hadi bir daha söyle. Kuli, Kuli, merhaba Kuli. Savaştan senin Şam emirinin bütün hazinesi kadar değerli bir ganimet getirdim. Artık bitti.
Servet hasretiyle geçirdiğim o günler tamamıyla geride kaldı. O kadar zengin olacağız ki ömür boyu kumar oynasak bile yokluk çekmeden yaşayıp gideceğiz. Hatta ocaktaki başın ağrınca altın kazanacağım. Belki daha fazlasını verecekler. Tek yapmam gereken bu başı Bin Ziyad'a ya da Yezid'e vermek. Bahsevar'ın birlikte Küfe'de büyük bir kumarhane açar, onun getirisiyle huzur içinde yaşar gideriz. Ama bu kumarhane Küfe'dekinden çok daha büyük ve çok daha lüks bir yer olacak. Hadi gel de kimin kafası olduğuna bir bak. Kimin kafası böyle kule? Bu çok uzun yıllardır Yezid'in canını sıkan, her fırsatta ona sorun çıkaran ve onu öldürene Yezid'in çok para ödeyeceği birinin kafası. Sanki canlıymış gibi görünüyor. Gözleri hala tuhaf bir şekilde parlıyor. Onu sen mi öldürdün kule? Hayır. Sen beni o kadar deli mi sanıyorsun? Ben sadece kenarda durdum ve olanları seyrettim. Çılgın adamın biri geldi ve bu zavallının kafasını kesti. Ben de onu tuzağa düşürdüm. Rakiplerimin elinden kafayı aldım ve sonra arkama bile bakmadan kaçıp ta buraya kadar geldim. Yani kafanın sahibinin adı ya da adresi yok mu? Sen aptal bir kız değilsin Hura. Bu Ali'nin oğlu Hüseyin'in kafası. Hüseyin İbni Ali'nin mi? Yani peygamberin torununun mu? Bakıyorum da benim yokluğumda saray o aptalca fikirleriyle seni de etkilemeyi başarmış. Bu inanılmaz doğrusu. Ali'nin oğlu Hüseyin halifeye karşı isyan başlattı ve bu da gerçekten çok ciddi bir suçtur. Müslümanların halifesine olan sadakatinden vazgeçmek affedilmez bir günahtır. Bu arada sadakatinden vazgeçen peygamberin torunu da olsa bu kural değişmiyor. Örneğin Nuh peygamberin oğlu da bir peygamber oğluydu. Ama Allah tarafından reddedilmişti. Ne kadar aksi ve kötü niyetli bir kadınsın sen. Burası bir mahkeme değil ki, burası bir mezbahaya benziyor. Ve cellatları da bu iki aptal kadından oluşuyor. Bu yalanları söyleme karşılığında onlardan hangi vaadi aldın kadın, söyle bana. Benim aleyhimde konuştuğun zaman peşinde koştuğun şeylerin gerçekleşeceğini mi sanıyorsun? Gerçekler acıdır kule. Kimse hiçbir şey için söz vermedi. Söylediklerim aleyhimde kullanılır mı bunu bile bilmiyorum ama yine de gerçeği söyleyeceğim. Çocukça itiraflarım Hüseyin'in gözlerinde gördüğüm o ilahi ışığın sonucudur ve hepsi doğrudur. Sen neden söz ediyorsun kadın? Ne ışığı? Nereden çıktı bu? Bütün bunlar insanları deliye çeviren ve hepimizi sefil hale düşüren yalanlar ve batıl inançlar, öyle değil mi? Bunlar ne batıl inanç ne de yalan. Hüseyin'in kanının ocakta kaynamaya başladığını, dışarı taştığını gördüm. Ocakta ateş bile yakmadık. Kulinin verdiği emir üzerine yerdeki kanı temizlemeye çalıştım ama imkansızdı. Hep çoğalıyordu. Hiç bitmiyordu. Bitmiyordu. Evinizde kimi misafir ettiğinizi biliyor musun? Sen de peygamberin torununu ocağın külleri üzerinde ağırlayacak kadar katı bir yürek var mı? Sare. Hüseyin ki
peygamberin torunudur. Ve şimdi de Hüseyin'in kafasını ocağın küllerinin üzerine koydular. Burası bir mahkeme mi yoksa gösteri yeri mi? Kıskanç bir kadın gözünden yarattığınız şu karışıklığa, şu gereksiz üzüntüye bir bakın. Bu kadına Allah en kötü lanetleri yağdırsın. Abdurrahman. Mahkemenin kararı ne? Bana sorarsanız Ali'nin oğluna ihanet etmek ve küçük düşürmek suçları için nasıl bir ceza verilmesi gerektiğini ben ya da bir başka kul bilemez. Bu sanki namazı bırakmak gibi. Oruca niyetliyken yemek gibi bir şey. Bu Allah'ın kıyamette cezalandıracağı bir günah türüdür. Ama Kuli'nin Kerbela'ya talan için gitmesi ve orada bulunurken Hüseyin'in eşyalarını talan etmesinin ve Kerbela Savaşı'nda aktif rol olarak iki kişiyi şehit etmesinin cezası halk huzurunda idam edilmek olmalıdır. Ben Kame. Bu adamın suçlarının listesini yapın, halka duyurun ve orada da kafasını kestirin. Peki emirim. Bütün bunlara ne gerek vardı ki? Siz zaten gerekli kararı çok önceden vermediniz mi? İnsanları kandırmak için iyi yöneticiymiş gibi rol yapıyorsunuz. Ama Allah bugün burada neler yapıldığını çok iyi biliyor ve karşılığını sizlere mutlaka ödetecektir. Gözünüze taktığınız sahte maskeler ancak sizin gibilerin yüzüne yakışır zaten, anladınız mı? Siz hepiniz atalarınız gibi aptalsınız ve hiçbir işe yaramazsınız. Bırakın, bırakın beni, ben suçsuzum, bırakın! Muhtar! Döktüğün kanlar yüzünden adının çıktığı günden kork! İnsanlar seni bu özelliğine... Kuli'nin suçlamalarını duydunuz. Bunlar bazılarınızın zihnine şüphe tohumları ekmiş olabilir. Ama Allah biliyor ki yaptığım şeylerin sonuçlarını herkesten fazla düşünüyorum. Hiçbir devletin kan dökerek var olmayacağını biliyorum. Öldürmek yoluyla intikam almak hiç iyi bir şey değildir. Ama bazen buna da mecbur kalıyoruz. Tabii ki en bağışlayıcı olan Allah'tır. Kuli gibiler bizi suçlamazlarsa o zaman daha çok şüphe etmelisiniz. Meslek olarak insan kanını dökmeyi seçenler bunun getirisini ve götürüsünü düşünmek zorundadır. Böyle bir meslek sonunda kendi hayatına mal olabilir. Ve kuli gibiler kaybedecekleri şeyleri hiç düşünmezler. Siz ikinize gelince özgürsünüz. Kuliden kurtuldunuz. Ama yaptıklarınızı sizin vicdanınıza bırakıyorum. Kulinin karısı olmak utanç verici. Ama bir suç değil. Bundan böyle kimse onları rahatsız etmeyecek. Kuli İbni Yezid Asbahi bir günahkardır. Allah'ın düşmanıdır. Peygamberlerin düşmanıdır. Onları küçük düşürmüştür. Osman İbni Ali'nin katilidir.
Cafer İbni Ali'nin katilidir. Ve Neynava Çölü'ndeki savaşta peygamberin torununun kafasını kesmiştir. Bu suçların cezası olarak bu lanetli adamın kafası kesilerek idam edilmesine ve kirli bedeninin yakılmasına mahkeme tarafından karar verilmiştir. Bu hüküm derhal yerine getirilecektir. Aşure günü iradenizin ve gücünüzün denendiği önemli bir mücadeledir. Ve aşure gününde kişinin şeytan mı yoksa melek mi olacağına karar verilir. İnsan mı yoksa hayvan mı olacağına karar verilir. Aşure kişinin insanlığını kazanacağı ya da kaybedeceği bir savaş alanı gibidir. Aşure gününde Hüseyin özgürlük diye bağırmıştır. Cahilliğiyle bilinen bazı kişilere bir uyarı yapmıştır. Ama dünyayı bizimle paylaşan kötü ve açgözlü insanlar gerçeği duymak istemediler. Ve yine aynı şekilde devam ettiler. Bu insanlar kutsal aşure gününde atlarına binerek insanlığı ayaklar altına aldılar. Ve insan değil de insan kılığına girmiş birer akbaba olduklarını kanıtladılar. O kadar ağır bir suç işlediler ki bunun başka bir örneği görülmemiştir. Daha önce hiçbir insan diğerine karşı böyle bir kötülükte bulunmamıştır. İşlemiş olduğunuz suçlar için Allah sizi affetsin. Suçlarını okuyun. Bunları dinleyen diğer insanlar onların ne kadar kötü yaratıklar olduğunu öğrensin. Ve lanet okusun. İbret alsın. Ve Allah'a sığınsın. Aşağıda ismi yazılı olan adamlar şu suçlardan hüküm giymişlerdir. Hüseyin bin Ali'nin giysilerini üzerinden çıkarmak suretiyle talan etmek. Ardından atlarını gönüllü olarak onun cenazesi üzerinden geçirerek parçalamaya çalışmak. Bu suretle onun göğsündeki ve sırtındaki bütün kemikleri kırmak. Bu adamların hepsi Havazen kabilesine dahildir. Ve isimleri şu şekildedir: Elyah ve Kur El Abdi, Mahmud bin Abdül. Benkame, dünyayı bu zalimlerden temizlemenin zamanı çoktan geldi. Hepsini götürün. Hadi kalkın. Hadi. Kalkın. Bırakın. Bırakın. Yürüyün. Yapma. Bırakın. Yürüyün, hadi. Yürüyün. Yapmayın. Hadi çabuk ol. Hadi yapmayın. Direnme bana. Hadi. Yürü. Kermal'e hayatta olduğu sürece muhtar hiçbir şey yapmamış demektir. Thank you.
Kendinize kızmayın komutan. Eğer moraliniz bozulursa intikam alma işini bitiremeyiz. Muhtarın aklından neler geçtiğini biliyorum. Hüseyin'in katilleri içinde muhtarı en çok rahatsız edeni en çok bulmak ödeşmek istediği Hermele'dir. Ondan intikam alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor ama yine de onu öldürmeyi başaramadım. Ve kaçıncı defadır huzuruna eli boş çıkacağım. Şemr ve arkadaşlarının olağanüstü kaçışlarıyla bizi küçük düşürmelerinden sonra şimdi de Hermele'nin şaşırtıcı kaçışları sorun yaratıyor. Bu da muhtarın komutanlarına ve askerlerine söylenmesi için haklı bir mazeret yaratıyor. Affedersiniz ama birkaç güne bir muhtarı görmeseniz iyi olur. İlk saldırımızda Hermele'yi öldüreceğime dair söz veriyorum. Hayır Ebu Seyit, hayır. Eğer muhtarın önünde küçük düşeceksek bu muhtar düşmanın numaralarını öğrenmeden önce olmalı. Nasılsın bakalım? Birçok yüzü olan Kufe şehrinin muhafız komutanı. Neden başın öne eğik? Utancımdan emirim. Yine elim boş geldim. Hermele yine beni küçük düşürdü. Düşmanın utansın komutan. Hadi kaldır başını. Yenilginin ardındaki sebebi görebiliyorsan, aldığın yenilginin zaferden çok daha değerli bir şey olduğunu fark edebilirsin. Ben en zorlu savaşlara katıldım Ebu İshak. Hem kazandım hem de yenildim. Ne zaferlerimden sonra böbürlendim, ne de yenilgilerimden sonra üzüldüm. Ama Hermele ile savaşırken çaresizim. Nerede yanlış yaptığımı merak ediyorum. Kararlarımda kusur yok. Savaşma kudretini, düşmanın gücünü, gizli tuzakları düşünüp önlemimi alıyorum. Yine de Hermele elimizden nasıl kurtuluyor bilmiyorum. Şu ana dek 3 kere etrafını sardım ama kurtuldu. Neden İranlı kardeşinin yardımına başvurmuyorsun? Senin zaten yeterince görevin var Kiyan. Benimkileri de yapman gerekmiyor. Eğer görevlerimi hakkıyla yerine getiremediğim düşünülüyorsa, emirin hükümetinde yer almamalıyım. Burada önemli olan ne yapabildiğin değil. Hermale'yi avlayabilmek için muhbirlerimizin yardımına ve görünmeyen bir oka ihtiyacımız var. Rica ediyorum bu görevi bana bırak. Bırak da Hermale'yi ben avlayayım. Kiyan, Hermale'yi bulmak ve öldürmek isyanımızın hedeflerinden biridir. Kimin yaptığının önemi yoktur. İstediğini yapabilirsin. Bu herkes için geçerli. Ama çok dikkatli ol Kiyan. Hermale tuhaf bir hayvan gibi ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bir anda ortaya çıkıyor, bir anda kayboluyor. Bir anda önünde görüyorsun, bir anda arkana geçiyor. Ben onunla başa çıkabilirim. İzin var mıdır emirim? Bu izni Kufe muhafız komutanı vermeliydi ve az önce verdi. Teşekkürler emirim. Sana da teşekkürler Benkame. Benim için duaydı. Hermale neden kaçabildi biliyor musun? Bence Hermale'yi avlama sırası Kiyan'a geçti. Onu beklemeliyiz. Ama bu senin de sıran olabilirdi. Çünkü Emir Muhtar'ın huzuruna elin boş çıkmak istemiyordun. Kaçma sebebi işte bu. Sübhanallah. Doğru söylüyorsunuz emirim. Doğrusunu isterseniz Kiyan'la rekabet etmek hoşuma gidiyordu. Avlanma konusunda Kiyan'dan geride kalmak istemedim.
Demek ki Hermale bir şeytan. Ve inancımızı hedef almaya çalışıyordu. Allah Kian'ın yardımcısı olsun. Kian çok iyi bir insandır efendim. Ve Hermale'yi yenebileceğinden kesinlikle eminim.